Bazen takip ediyoruz. Mesela yani küçük bir delik var. VSD diyoruz. Bakıyorsun çok ciddi bir üfürüm var. Ama küçük delik, onları takip edebiliyoruz. Belki de ömür boyu ameliyat gerekmiyor bazen. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hastalar işte damar tıkanıklığı anjiyoyla genelde tespit ediliyor. Gerekli görüldüğünde stent takılıyor, balon yapılıyor ve gerekli görüldüğünde bypass cerrahisine yönlendiriliyorlar. Hangi durumlarda bypass cerrahisine karar veriliyor? Öyle başlamak isterim. Şimdi tabii öncelikle bir anjiyo yapmak gerekiyor. Bu işin ana kısmı bu. Anjiyodan sonra 3 grup belki sıralayabiliriz. Birincisi normal çıkabiliyor. Ya da kritik darlık çıkmıyor. %50'nin altında darlıklar çıkabiliyor. Kritik darlıklar olmadığı zaman o zaman ne stent takıyoruz ne bypass öneriyoruz. %50'nin üzerinde, özellikle %70'in üzerinde darlıklar var ise damarlarda önce kardiyolog arkadaşlar bakıyorlar. Damarın büyüklüğü, lezyonun yapısı, lezyonun uzunluğu, damarın önemi, kaç damarda olduğu, ne kadar stent takılacağı, stentin takma teknik olarak zorluklarını göze alarak, hastanın genel durumunu da göze alarak ya stente kendileri stent kararı veriyorlar ya da baktılar eğer çok uygun değil, bypass daha uygun ise bypass'a dönüyor. Tabii bu kararı nasıl... Hastayla aslında bazı durumlarda, şimdi bazı durumlarda kesinlikle bypass cerrahisine yönlendiriyorsunuz hastalarınızı. Mesela özellikle diyorum ki sol ana korneer diyoruz. Sol ana damarın çıktığı yerde kritik darlıklarda. Yani son yıllarda yine oraya stent de yapılıyor biraz ama yani genel eğilim bu tür durumlarda bypass'a vermek. Ya da 3 damar kritik, 3 damarda da ayrı ayrı ve birkaç lezyon var, birkaç yerde var. Bazı damarlar tam tıkalı. Mesela tam tıkalı damarları stentle geçip açmak biraz daha zor. Birkaç yerinde var, çok damarda var. Yani böyle durumlarda o zaman stente çok yanaşılmıyor. Ama tek damarda bir yerde çok uygun bir darlık var. Yani orada bypass'a verilmiyor, ona stent takılıyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Bazı durumlarda hastayla ilerliyorsunuz. Yani hastanın kararıyla bypass mı yapılsın? Çünkü cerrahi dendi mi biraz tabii hastalarımız korkabiliyor da. Yani ilk başta tabii genelde tedirginlik oluyor. İlk başta bir kabul edemiyorlar. Hastalarda genelde ilk konuştuğumuz zaman yani yakıştıramıyorlar da kendilerine bazıları. Özellikle çok fazla şikayeti olmayan genç hastalar özellikle. Ama daha sonra tabii alışıyorlar bu duruma. Daha sonra tabii hastaya da tabii durumu anlatıyoruz. Gerekirse de anjiyoyu da gösteriyoruz. Bak burada buna kadar burada kritik darlıklarım var. Eğer işte eğer olmaz isen hem şikayetin olur hem buradan kriz geçirme riskin olur. Tabii hastayı da ikna ettikten sonra hastayı tabii genel değerlendirmesini yapıyoruz. Hastanın genel durumu nedir, yaşı nedir, şikayetleri nelerdir, ilave hastalıklar var mı, böbrekleri, akciğerleri, bacak damarlarında tıkanıklık var mı, boyun damarlarında tıkanıklık var mı, işte böbrek fonksiyonları iyi mi? Bunların hepsini tabii bir değerlendiriyoruz. Hepsini değerlendirmesi lazım. Çünkü ameliyat için herkes maalesef anestezi alamayacak işte durumda anestezi oluyor. Ameliyattan sonra başka rahatsızlıkları varsa kronik rahatsızlıklarda kişinin bazen ameliyat olmasının önüne geçiyor. Onlar bazen bizim ameliyatın önüne geçiyor. Ameliyatın önüne geçiyor. Tabii, örneğin yani ilerlemiş bizim için bir diyabeti ameliyat yapmak varsa. Çok zor değil. Yani ameliyat bizim 3 saat, yani bir 3 damar 4 damar bypass 3 saat sürüyor. Yani her hastada hemen hemen aynı şartlarda ameliyatı yapıyoruz. Ama önemli olan ameliyattan sonrası. Mesela ciddi akciğer problemi var. Yıllarca sigara içmiş, ciddi KOAH var. Ameliyat ediyorsun. Ondan sonra yoğun bakımda sıkıntı yaşıyor. Oksijenleri düşüyor. Solunum cihazında uzun süre kalabiliyor. Yoğun bakımda uzun süre kalabiliyor. Enfeksiyon girebiliyor. Daha da kötüye geliyor. Ya ciddi böbrek yetmezliği var. Ameliyat yapıyorsun. Bu böbrek yetmezliği ameliyat sonrası daha da artıyor. Diyalize gidebiliyor. O zaman daha da kötüye gidebiliyor. Yani bu tür durumları muhakkak değerlendirmek gerekiyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.
Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Sonradan olan bu damar tıkanıklıkları en erken mesela kaç yaşında bir bypass cerrahisi yaptınız bir hastanızdan? Vallahi biz ben kaç 26 yaşında yaptım. 26 yaşından itibaren bayağı yaptık. 26, bypass 27, cerrahisi. 30 tabii yaptık. Yani onlar genelde çok ailevi hiperkolesterolemi dediğimiz ciddi kolesterol genetik olarak çok kolesterolü çok yüksek kişiler. 300'lerde, 400'lerde, 500'lerde olan kişilerde genelde bu kadar erken yaşlarda oluyor ama ben 30'lu yaşlara geldikçe özellikle çok sigara içiyorsa, ailesel yatkınlığı da var ise, ailede de ve kolesterol de yüksek ise ve sigara özellikle çok burada çok hızlandırıyor olayı. Böyle 30'lu yaşlarda çok sıklaşmaya başladı yani. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. O zaman şunu da sorabilir miyiz? Başarılı bir bypass cerrahisinin ana nedenleri aslında tabii cerraha bağlı çok fazla faktör var. Bir de durumun gerçekten vücudun durumunun uygunluğu var. Yani işte diyabet gibi, böbrek yetmezliği de bir takım kronik rahatsızlıkları olmaması cerrahinin başarısını da artıracaktır değil mi? Yani, sizi daha çok zorlayan şeylerdir ameliyat sırasında. Ameliyat sonrasından sonra yoğun bakıma alınıyor hastalarımız. Tabii yoğun bakım koşullarının iyi olması gerekiyor ama hani o süreçte Allah korusun. Yani tabii şimdi bir hastaya bağlı faktörler var. Bir de hekime ve hastanenin genel şartlarına bağlı faktörler var. Hastaya bağlı faktörler de demin bahsettiğimiz gibi işte ciddi akciğer problemi olabilir, ciddi böbrek problemi olabilir, bacak damarları tıkalı olabilir, şah damarı tıkalı olabilir. Aort damarının yapısı yani kötü olabilir. Çok yaygın hastalık olabilir. Bir de kalp krizi geçirmiş olabilir. Yeni kalp krizi geçirmiş olabilir. Kalp fonksiyonları bozulmuş olabilir. Kapaklarda problem oluşmuş olabilir. Hem kapak ameliyatı hem bypass ameliyatı beraber yapıyoruz. Bir arada. Bu tür durumlarda tabii riskler artıyor. Tabii bunun dışında tabii yani cerrahın da muhakkak önemi var. İşte yani çok titiz ve bir ekip işi aslında bu. Sadece cerrahla da ilgili değil. İşte anestezi doktoru, pompistiniz, yani pompayı çeviren kapakçı makinesi, perfüzyonisti, ameliyathane hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi, işte servisteki takip. Bunlar sizler son derece önemli. Ana roldesiniz ameliyatlarda evet, ama arkada büyük bir ekip var. Onların da katkılarını biz asla yok sayamayız. En ufak personelinden tutun hepsi çok derece önemli. Ben burada zaten yani. Bir gün bir böyle bir ekibi ağırlamak istiyorum. Daha şey olur çok yani olur, evet. Oradan da verilecek eminim güzel hikayeler yani en azından tabii. O işin mutfağını daha iyi izleyicilerimizin algılaması için. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kalp damar cerrahisinde en çok yapılan diğer ameliyat grupları herhalde diye düşünüyorum. Kapak ameliyatları. Kapak ameliyatları da oldukça sık. Yani Türkiye'de şöyle eskiden kapak ameliyatlarının en büyük sebebi romatizmaldi. Çocukken geçirdiğimiz romatizmal ateşe bağlı olarak kapaktaki bir takım tutulumun böyle 30'lu 40'lı yaşlara gelince ciddi romatizmaya bağlı olarak ciddi kapak problemleri gelişiyordu. Bu Avrupa'da neredeyse bitmek üzere yani bitti gibi. Romatizmal ateş neredeyse daha Avrupa'da, Amerika'da çok az. Türkiye'de mesela ben ilk yıllar başladığım zaman 90'lı yıllarda falan çok yaygındı romatizmal kapak hastalığı. Türkiye'de de artık bu yavaş yavaş son derece azalmaya başladı. Bunun sebebi de işte çocukken bu boğaz beta hemoratik streptokok dediğimiz enfeksiyonuna bağlı olan gelişen bu. Bu da şimdi sık antibiyotik kullanılması. Hemen çocuk doktoruna çok rahat ulaşabiliyor, doktora ulaşabiliyor, hemen antibiyotik kullanabiliyor. Ve buna bağlı olarak da bu romatizmal kapak hastalıkları oldukça azaldı. Ama ne arttı? Yaş arttı ve buna bağlı dejeneratif kapak hastalıkları Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de dejeneratif kapak hastalıkları biraz yaşlanmaya, yaşın ilerlemesine bağlı olarak kapak ameliyatları daha çok o grupta yapılıyor. Şimdi nüfus yaşlanıyor. Evet, ortalama Türkiye'de 75'li yaşlarda tabii, artık beklenen yaşam süresi. Ve bu kapakların kireçlenmesi
özellikle kireçleme dediğimiz hem aort kapakta hem mitral kapakta buna bağlı dejenerasyonlar şu anda yani Türkiye'de hala var, romatizmal kapak hastalığı hala geliyor ama azaldı. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kalp kapaklarının değişmesi ya da tamir edilmesine iten, hazırlayan faktörler şimdi, neler bizler tarafından? Şimdi tabii çok? Bizim yaşlanmayı söyledik. Kapakların 4 tane kapakçık var. Hı hı. Sağda ve solda 2 tane olmak üzere. Bunlardan 2 tanesi önemli. Mitral kapak dediğimiz kapak ve aort kapak. Daha çok biz bunlara müdahale ediyoruz. Trüks kapak da önemli. Ona da gerektiği müdahale. Pulmoner kapak çok nadiren, daha çok konjenital hastalıklarda daha çok ön plana çıkıyor. Mitral kapak, şimdi mitral tek tek kaldırırsak, mitral kapak hastalıkları eğer romatizmal ise, romatizmaya bağlı olmuşsa yani genellikle darlık ve yetmezlik bir arada oluyor. Bunların da tamir edilebiliyor ama tamir şansı romatizmal kapak hastalıklarında biraz az. Yani genelde özellikle genç gerekiyor? Hastalar oluyor, böyle 30'lu 40'lı yaşlar oluyor genelde, 50 yaşlar genelde bunları... Yani bazen çok ciddi, sadece mitral darlığı var ise, ciddi kaçak yok, kapak yapısı çok uygun ise, sadece kapakların kenarları yapışmış, çok kireçlememiş, kapak altı aparey dediğimiz çok kısalmamış, çok kireçlememiş ise, kalsifi olmamış ise o zaman tahmin edebiliyoruz uygun durumlarda. Ama yani çoğunlukla yine onu değiştirmeye gidiyor. Ama prolapsus dediğimiz... Bazen halk arasında söylüyor, sarkma diyorlar genellikle çok sık gözüken bir hastalık. Mitral kapak prolapsusu. Evet, o zaman içerisinde, yıllar içerisinde de artabiliyor ve ciddi mitral yetmezliği ve kalpte ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Bunların ve dejeneratif kapak hastalıkları, kireçlemeye bağlı hastalıklar, bir de iskemik kapak hastalıkları diyoruz. İşte kalp krizlerinden sonra, ciddi damar tıkanıklarından sonra zarar görüyor. Bunları genelde tahmin ediyoruz. Yani değiştirme oranlarımız neredeyse yok kadar az. Yani genelde yani kapak ameliyatlarında tamir ameliyatları tamiri, önde gidiyor. Yani tamiri daha çok seviyoruz. Çünkü sonuçta kendi kapağı. Eğer tamir başarılı olursa hem uzun dönem ilerisi açısından çok daha iyi. Bir de işte kapak değiştirdiğimiz zaman iş bitmiyor. Yani hemen kapak değiştirdik tamam her şey bitti öyle değil. Yani bir hastalık bitiyor, bir hastalık başlıyor gibi diyebiliriz. Çünkü kapak değiştirdiğimiz zaman iki çeşit genelde şu anda kapak takılıyor. Ya mekanik kapak takıyoruz ya da biyolojik kapak takıyoruz. Özellikle böyle 60-65 yaşın üzerindeki hastalara hani biyolojik kapak takıyoruz ama daha genç hastalara mekanik kapak tercih ediyoruz. Çünkü biyolojik kapakların 10-15 yıl içerisinde tekrar dejenere olma, tekrar ameliyat olma riski var. Özellikle gençlerde çok daha bu hızlı ilerliyor ama böyle 60-65 yaşından sonra bu oranlar azalıyor ve genelde o zaman biyolojik kapağı tercih ediyoruz. Niye biyolojik kapağı tercih ediyoruz? Mekanik kapaklarda işte kapak sonuçta bu metalik bir kapak olduğu için üzerine pıhtı oturma ve riski var. Burnun pıhtı oturduğu zaman hem felç yapma riski var hem de kapağın çalışmama riski var. Çünkü bu mekanik bir kapak açılıp kapanıyor. Eğer pıhtı oturursa kapak hareketleri kısıtlanabiliyor. Ya da oradan pıht atarak felçlere sebep olabiliyor. Onun için muhakkak varfarin dediğimiz çok ciddi etkili kansulandırıcılar kullanıyoruz. Bunlara bağlı da tabii işte yani çok zor yani tabii hayat boyu kullanması gerekiyor ve buna bağlı olarak da tabii işte kanama riskleri bazen iyi kullanamıyor. Kapak stak kapak dediğimiz kapak fonksiyonu bozuluyor. Tekrar ameliyat ediyoruz ya da oradan pıhtılar atabiliyor. Yani iş bitmiyor. Ondan sonrası da çok önemli. Onun için genellikle eğer tamir edebiliyorsak biz mümkün olduğu kadar tamir etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kapak ameliyatları yaptığınız kişilerin bir öncesinde tabii yani
işte darlık görüyorsunuz, başka bir problem görüyorsunuz ama bir kalp krizi öyküsü her zaman olmuyor. Yok, yani kapak hastalıkları biraz mekanizma farklı tabii. Eğer iskemik kapak hastalığı dediğimiz, yani iskemik mitral kapak hastalığı dediğimiz bu kişi farklı. Günlük hayatında nasıl bir rahatsızlık, sıkıntı hissediyor ki siz sonra şimdi kapak, kapak hastalarında tabii ya dediğimiz gibi ya daralmalar olabiliyor ya kapak fonksiyonu iyi kapanamıyor, geriye doğru kaçırıyor kanı. Ya da yetmezlik dediğimiz, ya da ikisi bir arada da olabiliyor. Tabii bu olduğu zaman birincisi kalpte büyümeye başlıyor kalp. Hı hı. Çünkü kalp normalden daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Akciğere, kan akciğere doğru giriyor. Özellikle hem darlık olsun hem yetmezlik olsun akciğere doğru yansıma oluyor. Ve buna bağlı olarak işte akciğer tansiyonu yükselmeye başlıyor. Ve buna bağlı olarak en çok bizim bildiğimiz bulgu nefes darlığı başlıyor hastalarda. Yani bir hasta böyle yol yürüdüğü zaman nefes darlığı başlıyorsa muhakkak bir bakmak lazım, bir ekoyla. Kalp kabaklarda bir problem var mı yok mu diye. Kalp büyümeye başlayınca işte ayaklarda şişler oluyor, karnında şişlikler başlıyor, nefes darlıkları başlıyor, çarpıntılar başlayabiliyor. Kalp büyüdüğü zaman atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim problemi gelişebiliyor. Buna bağlı olarak çarpıntılar başlayabiliyor. Bu ritim problemi geliştiği zaman işte kalp içinde pıhtı oturabiliyor, felç olabiliyor. Felçle, bazen hastalığı direkt felçle gelebiliyor. Ama en büyük bulgu nefes darlığıdır. İlmeği, burada nefes... ilmeği de kastedebiliyor muyuz? Tabii tabii işte. Tabii, felç dedi mi ilmeği verdin, evet. Yani o kapak kalp içinde pıhtı birikip onun parçanı kopup felç yapması. Ve çok ani hızlı müdahale edilmesi lazım bu ilmede. Bu yani da işte ayrı bir hiyerarşi işte, herhalde. Yani olmasını engellemek lazım. Olduktan sonra çok maalesef, maalesef yapacak çok fazla bir şey yapamıyoruz. Gecikiyoruz genelde. Evet, evet. Yani önemli onun önlemini almak. Onun için bence herkesin, her insanın bir dönem muhakkak bir ekoyla bir bakması lazım. Kapaklarında bir problem. Çünkü doğuştan olabilir. Siz, ya da romatizmal oluyor. Farkında olmuyor. Kaç yaşından itibaren böyle düzenli bir kalp kontrolü